İnan. Tamam. 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 Geçti. Geçti. Tamam. Tamam. Geçti. Geçti. Nasıl? Beğendin mi? Pek de zarif ha. Harun mu aldı diyorsun şimdi sen bunu? Evet. Aferin ha Harun'a. Parayı da kıymış almış. Bir de şey bana rote grusse yaptı. Aa. Hani yememiştik ya. Ondan. Bir de ilanı aşk etti işte. Ben seni daha çok seviyorum dedi. Oh be çok şükür yemin ederim ha. Şu şeytanın bacağını kırdınız. Şu çocuğumun yüzü de bir şekilde de güldü vallahi böyle. Vallahi benim de güldü Cevruş'um. Ayaklarım yerden kesildi resmen. Çok mutlu oldum. Kız aptallık etme. Hemen bir riyafete kapalıyorsun. Bir aptallık ediyorsun. Hiçbir şey yapmaman lazım. Taktik zamanı. Taktik mi? Evet taktik zamanı. Ya yine ne taktiği? Kız sen de bu gönül işlerinden gerçekten hiçbir şey anlamıyorsun biliyor musun yani? Tamam çocuk sana açıldı. Bir başlangıç yaptı. Ama bunun devam etmesi için akıllıca davranman gerekiyor. Yani kuşu kafesten kaçırmaman lazım. Yoksa aşkınız saman alevi gibi sönüp gider. Ne yapacağım ben peki şimdi? Uzun ömürlü olsun istiyorsan çok yüz vermeyeceksin. Yani her şey tamam demeyeceksin ama olmaz da demeyeceksin. Ya kafam karıştı kuzen şimdi. Yani nasıl yapacağım ben onu? Onun da bu yolunu bulacaksın canım. Yani kendi kendine düşünme bul. Yani böyle kendini ağırdan satacaksın. Ama ilgisiz de bırakmayacaksın. İlk hamleyi sen yapmayacaksın. Hamle yapmasını bekleyeceksin. Yani demem o ki sen şimdi hiç hamle yapma. Öyle bekle o hamle yapacak sana. Anladım da. Peki ya hamle yapmazsa? Ya kuzen sen beni hiçbir zaman dinlemedin. Bak geçen de dedim ne oldu? Sonunda bak geldi çocuk sana açıldı. Şimdi de diyorum ki hamleyi bekle, hamle atacaktır. Hem ne demişler? Hı? Sabreden derviş muradına ermiş. He, vallahi doğru diyorsun galiba. Başka ne yapacağım ben peki şimdi? Ben sana daha ne taktikler anlatacağım, ne taktikler de. Şu bebişimiz bir uyursa inşallah bir uyusun ben sana anlatacağım merak etme. Sen bunu bir uyut da anlat bana Cevruş. Uy şuna bak ya. Kız bunda uyuyacak göz de yok da neyse. Bak şuna ucu ucu. Bulunduğum konuma derhal dalgıç, ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderin. Cevahir Şeyhanlı'nın cesedini arıyoruz. Tekrar ediyorum. Cevahir Şeyhanlı'nın cesedini arıyoruz. Tamam, tamam. Sakin ol güzelim. Tamam geçti. Geçti. Bana bak. İnan bana bak. Bir şey yaptım mı sana? İyi misin? İyi misiniz? Çok korktum Dilan. Sana zarar verecek diye çok korktum. Anne, ben de çok korktum. Çok korktum. Tamam. Tamam yanımdayım. Yanımdayım artık geçti. Bitti. Bitti. Ağlama. Tamam. Bana bak ağlama artık. Hepsi geçecek.
Her şeyi unutacağız. Yeni bir başlangıç yapacağız. Sen, ben ve oğlunuz. Bak bana. Mutlu olacağız. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım, tamam mı? Hastaneye gidiyoruz. Gerek yok, iyiyim ben. Bir an olmaz. Bak, kötü şeyler yaşadım. Ne olur ne olmaz, gidelim mi kızlar? Gerçekten iyiyim. İyiyiz biz. Evimize götürürüz. Peki. Peki. Ne oldu sana? Ne olduk? Kafana ne oldu? Ne yaptı sana? Tamam, sakin ol. Sakin ol. Ufak bir sıyrık, önemli değil. Hastaneye gidelim. İyiyim. Hastane. Hadi evimize gidelim. Gel. Gel, bir şey yok, hadi. Hadi. Fırat, ne oldu? Çok merak ettik sizi. Konuşuruz. Allah'ıma bir şükür geldiniz. İyi misin kızım? Oğlum? Yoksa o zalim size bir fenalık mı yaptı ha? Tamam, bir şey yok. Bir an biraz zor şeyler yaşadı. Şimdi dinlenmesi lazım. Babam nerede? Yine biraz kötü oldu. İstirahat ediyor şimdi. Siz de iyi değilsiniz ki Hazade Hanım. Keşke dinlenseydiniz. Yok yok, ben iyiyim. Çocuklarım sağ salim geldi ya. Artık ölsem de gam yemem. Ne oldu Kudret Baba'ya? Durum mu kötü mü yoksa? Yok, yok kızım, yok, şimdi iyi. Biraz tansiyonu oynadı. Kalkamıyordu yerinden tabii. Hemen bakalım Kudret Baba'ya varan. Oğlum, kızım. Şükür Allah'a geldiniz. Bakma baba, kapma. Dinlen. Nasıl oldun? Evlatlarım can tehlikedeyken ben nasıl olabilirim oğlum? Neyse ki yolda olduğumuzu öğrendim de rahatladım biraz. Şimdi daha iyisiniz yani, değil mi? İyiyim kızım, iyiyim, merak etme. Ama bir baba olarak sana kırgınım demiş olayım. Bize niye haber vermedin kızım? Beni niye ezip geçtin? Ya sana bir şey olsaydı? Ne yapardık biz? Baba, bunları sonra konuşalım mı? Peki, öyle olsun.
Ama sana da diyeceklerim var. Bilmiş ol. Ben bir ona yukarı çıkarayım. Dinlesin biraz. Hadi kızım. Üstlerine var mı oğlum? Şu kapıdan sağ salim içeri girdiler ya şükür. Her şey sırası gelince konuşulur. Yeter ki bir daha ayrılmayalım. Allah bir daha bizi birbirimizden ayırmasın inşallah. Amin. İnşallah babaanne. İnşallah. Bu kadar bağırın. Açıldın kıza, kurtuldun. Amma kasmışım kendimi ya arkadaş. Kız karşımda heyecandan geliyordu az daha kalpten ha. Ben seni daha çok seviyorum dediğimde nasıl baktım yüzüme? Gözleri parladı resmen. Keşke hemen gitmeseydi ya. Ben şimdiden özlerim. Arasam mı acaba ya? Ama şimdi arasam da çok darlamış olur muyum acaba? Ben de öyle bir unutmuşum ki şu aşk meşk işlerini. Şimdi nasıl yapacağım, nasıl edeceğim onu bile bilmiyorum ki ben. Aha, Yasmin mi acaba? Alo, buyurun. Ev yemekleri. Dinliyorum ben siparişinizi. Demek sen beni daha çok seviyorsun ha? Bence o kadar emin olma. Domates olmayacak, yazdınız mı? Yazdım tamam. Hemen gönderiyorum, teşekkür ederim. Biz yazmadık ki. Ne olmasın demiştim ya. Sipariş neydi? Ya Harun sen aşık mı oldun ya? Oldum da hem de nasıl oldum ya? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi günler. Buyurun, böyle alayım ben sizi. Menümüz orada. Oradan bakabilirsiniz. Hemen geliyorum ben. Müşteri de madar olduk. Arayalım bari adamı, neyse. Alo. Gel otur şöyle biraz. Ya sen bana bunu nasıl yaparsın? Nasıl bırakıp gidersin beni? Ya neden Berhan, neden? Ne düşündün, ne geçti aklından? Ya sana bir şey olsaydı, ya sana zarar verseydi? Kaybedebilirdim seni. Sensiz kalabilirdim, o zaman ne yapacaktım ben? Oğlumuza ne diyecektim? Söz vermiştim bana. Kendimi tehlikeye atmayacağım dedim, yalan söyledin. Çok korktum. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Korktum. Affet. Seni bu kadar korkuttuğum için beni affet.
Bir daha asla beni yalnız bırakmayacaksın, tamam mı? Asla. Bırakmayacağım. Hadi yaran daha da kötü olmadan pansuman yapalım. İyiyim ben, gerek yok. Hayır, itiraz istemiyorum. Hadi gel. Affettin mi? Şöyle buyurun. Piş kalsın. İyi günler. Teşekkürler. Tekrardan bekleriz. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Ne haber kardeşim, nasılsın? İyiyim abi. Hem de hiç olmadığım kadar iyiyim hem de. Ne güzel be. Bu aralar herkeste bir sevinç var maşallah. Yasmin de böyleydi bugün. Yüzünde güller açıyordu kızın. Vallahi mı? He. Mutlu muydu o da? Hem de nasıl? Ben daha önce hiç böyle görmedim onu. Şşş, bana bak. Tahmin ettiğim şey mi oldu yoksa? Oldu abi. Yani biz açıldık birbirimize. Bir yola başladık galiba. Bilmiyorum. Oh be! Oğlum oh be! Gel bir sarılayım ben. Gel. Nihayet kardeşim. Hayırlı olsun, çok sevindim. Hayır. Ama bir anlat bakayım. Ne konuştunuz? Nereye götürdün kızı? Ya bir yere götürmedim, buradaydık. Kendi sahamızda yani, sıkıntı yok. Tamam. Ya biliyorsun biz ne zaman dışarıya bir yere gitsek hep başımıza bir şey geliyor. Dedim bu sefer risk almayayım, burada olalım. İyi düşünmüşsün. Yasmin'in de hoşuna gitmiştir zaten. Gitti gitti abi, gitmez mi? Ama işte sorun, işte ben bundan sonra ne yapacağım, nasıl davranacağım onu bilmiyorum abi açıkçası. Yani haklısın. Yani asıl mesele şimdi başlıyor kardeşim. Ya aslında ben de seninle bunu konuşacaktım. Konuşalım abi. Harun, bak. Sen benim kardeşim gibisin. Yani iyi biliyorsun bunu. Hem yani aynı anadan doğsak ben ancak bu kadar güvenir, bu kadar sevebilirdim seni. Ama işte gönül işleri başka, biliyorsun. Yani. Malum, Yasmin de bize emanet. Her şey sıfırdan başladı burada kardeşim. Artık onu üzme, kırmak yok, tamam mı? Yani durduk yere üzülmesin kız şimdi. Ya, o nasıl laf ya o? Ben Yasmin'i gözümden sakınıyorum ya. Bak onun saçının teline zarar gelsin, benim canım yanıyor. Ben onu kolay bulmadım, kolay da kaybetmem. Şüphen olmasın yani, rahat. Yok oğlum, şüphe zaten yok. Da işte ben bir abi kardeş konuşalım istedim ya. Ya sonuç olarak ikiniz de benim kıymetlimsiniz abi, biliyorsun. Üzülmenizi istemiyorum işte. Eyvallah abi. Ama sen merak etme, ben ona gözüm gibi bakarım. E o zaman bu akşam yemeğe gel bize Harun. E sana da bahane olur Yasmin'le görüşmek için. Ha? Vallahi süper olur ya. Ya sabahtan beri düşünüyorum, diyorum ki biz nasıl bir daha görüşebiliriz falan. İyi oldu, bak öpeceğim ben ya seni. Ya oğlum dur lan. Dur. Tamam dur Allah aşkına ya. Heyecanlan, heyecanlan. Ya ben şu paketleri dağıtayım ya. Başka türlü akşam olmayacak vallahi. Ey aşk. Sen nereye kadirsin be? Vallahi. İyi misin?
o an gözümün önünden gitmiyor. Cevahir'in yerinde sen de olabilirdin. O uçurumdan aşırı... Tamam. Tamam geçti. Geçti bak buradayım. Yanındayım. Birlikte odamızdayız. Bundan sonra kötü şeyler düşünmek yok. Hep güzel şeyler konuşacağız. Bebeğimizden, gelecekteki güzel günlerimizden bahsedeceğiz. Bir de biz, baba oğul, hep senden konuşacağız tabii. Benden mi? Evet. Senin ne kadar fedakar, iyi kalpli, cesur bir anne olduğundan, evladı söz konusu olduğunda her şeyi yapabilecek güçte bir kadın olduğundan bahsedeceğiz. Benim en büyük destekçim, en samimi arkadaşım, en büyük aşkım olduğundan. Oğlumuzla birlikte hep bunları konuşacağız işte. Biz de her fırsatta ne kadar güçlü, cesur bir babası olduğunu konuşacağız. Ve benim onu ne kadar çok sevdiğimden bahsedeceğiz uzun uzun. Hadi. Gidip üstümüzü başımızı değiştirelim. Sonra da ben sana içecek sıcak bir şeyler ayarlayayım. Anlaştık mı? Anlaştık. Sağ ol gülüm. Eline sağlık. Afiyet olsun. Çok korktuk Fırat. Size bir şey olacak diye kahrolduk. Geçti gülüm. Buradayız bak. Bitti artık. Biz böyleysek Dilan nasıldır tahmin bile edemiyorum. Çok korktu kız. Çok kötü şeyler yaşadı. Biraz da ben sebep oldum konaktan çıkmasına. Çok kızıyorum kendime. Böyle olacağını bilemezdin Fırat. Suçlama kendini. Sen sadece abine yardım etmeye çalışıyordun. Gidenler de? Çöpler atmaya çıktı abi. Ne lazımdı Baran abi bana söyle. Dilan için sıcak bir şeyler hazırlamasını söyleyecektim. Ben hemen salep yapıp götürürüm ona. Nasılsın abi? Dilan nasıl? Daha iyi. Gel seninle bir konuşalım. Hayırdır abi? Bir gelişmem var. Fırat sana kimseye söyleme demiştim. Ya Dilan'a bir şey olsaydı? Ya haklısın. Dilan konusunda mahcubum sana. Ama ben söylemedim. Akif'le konuşurken duymuş. Akif'i niye aradın? Aradım. Çünkü konuşmasam içim rahat etmeyecekti. Seni kaybetmeyi göze alamazdım. Burada böyle oturup bekleyemezdim abi. Sen olsan ne yapardın? Kardeşin, canının parçası ateş hattındayken burada böyle oturup bekler miydin? Ben senden böyle bir şey isteseydim, sen kabul edecek miydin de ben edeyim abi? Haklısın.
Ben de olsam aynısını yapardım. Baran. Oğlum artık konuşabilir miyiz? Baba ben... Önce ben konuşacağım. Bugüne kadar aldığın her kararın arkasında durdum. Sana, adaletine sonuna kadar güvendim oğlum. Şükür sen de beni hep haklı çıkardın. Ama bu sefer yaptığın hiç olmadı oğlum. Bize haber vermeden gittin, kendini ateşe attın. Ya orada sana bir şey olsaydı bana? O içine atladığın ateş bizim tam şuramızı yakacaktı bir ömür boyu. Sonra biz birbirimizin yüzüne nasıl bakacaktık oğlum? Hadi bırak bizi. Babasını koruyamadığımız için doğacak torunumun gözünün içine ben bir dede olarak nasıl bakacaktım ya? De bana. Bu yüzden bundan sonra bana, kardeşlerine haber vermeden böyle tehlikeli işlere girme oğlum. Evet abi. Çok endişelendik. Endişeye mal yok. Öyle ya da böyle Cevahir'den kurtulduk. Artık önümüze bakacağız. Bundan böyle Karabeylerin karşısında kimse duramayacak. Hiç kimse. Nasılsın Dilan? Daha iyi oldum Gül, sağ ol. Baran abi senin için sıcak bir şeyler hazırlamamı rica etti. Ben de salep yaptım sana, için ısınır. Çok sağ ol, zahmet etmişsin. Ne zahmet, afiyet olsun. Otursana. Çok korkuttun bizi Dilan. Niye kimseye bir şey söylemeden gittin? En azından bana anlatabilirdin. Haklısın. Ama düşünemedim o an. Fırat'ın telefonda konuştuğunu duyunca aklım başımdan gitti. Anlıyorum. Ama bak sakın bir daha böyle bir şey yapma. Seni kaybetmek istemiyorum. Hem neden böyle tehlikeli bir şeyi tek başına halletmeye kalkıştın ki? Neyse, peki. Olan oldu artık. Hiç değilse içine atma. Anlat, biraz rahatlarsın. Nasıl anlatacağımı bile bilmiyorum ki. Çok kötüydüm. Cevahir. Bizi kulübeye sıkıştırdı. Sonra... Tamam. Tamam, geçti artık. Bak, hepimiz bir aradayız. Evimizdeyiz. Sağ salim kavuştuk. Önemli olan da bu. Cevahir belasından da kurtulduk. Bundan sonra çok güzel günler yaşayacağız. Gör bak. İnşallah. Aa, bak sana ne diyeceğim. Ben yeğenime çok güzel bir yelek başladım. Bakalım modelini görünce beğenecek misin? Sen yaparsın da ben hiç beğenmem mi? İyi ki varsın. Sen de. Sen de iyi ki varsın canım kardeşim benim.
Nasıl oldun? Daha iyiyim. Bir şey ister misin? Yanında kal. Başka hiçbir şey istemem. O an uçurumun başındayken, Cevahir tam karşımdayken, gözlerini avına dikmiş bir kurt gibi bana bakarken içimden başka biri çıktı. Başka bir şey. Canavar gibi. Tanıyamadım kendimi, biliyor musun? O adamın bebeğime zarar vereceğini düşününce gözüm döndü. Eğer biraz daha geç gelseydin. Bir anne evladını tehlikeden kurtarmak için her şeyi yapar. Kendisi için bile yapmayacağı şeyleri yapar. Onu korumak için canını bile feda eder. Çünkü annelikten daha samimi, daha gerçek bir sevgi yoktur Dilan. Sen de öyle yaptın. Canın pahasına evladımızı korudun. Her zaman da koruyacağını biliyorum. Sen muhteşem bir anne olacaksın. Cesur, güçlü, evladı için dünyayı bile yakacak bir anne. Gurur duyuyorum seninle. Sakın arkana bakma. Ne duyarsan duy, sakın durma. Sadece oğlumuzu düşün. Onunla geçireceğimiz güzel günleri düşün. Oğlumuz. Bugün orada söylemişsin kulübede. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Senin kadar değil. Merak. Aç saçını bakayım. Baran, oğlumuzu büyütürken hep birlikte olalım. İlk adımında, ilk kelimesinde hep yan yana olalım istiyorum. Ona dair hiçbir şeyi kaçırmayalım istiyorum. Kaçırmayacağız. Hep oğlumuzun yanında olacağız. Onunla birlikte büyüyüp hayatın güzelliklerini üçümüz birlikte keşfedeceğiz. Hayal ettiğimiz o güzel günler yaklaşıyor artık. Birlikte geçirdiğimiz her an, ailemizin birbirine olan bağı daha da güçlenecek. Söz veriyorum sana. Ne diyorsun Fırat?
Neler olmuş öyle? Sorma Aylin. Öldük öldük dirildik vallahi. Peki Cevahir? Yani öldü mü şimdi? Öyle görünüyor. Kurtulmaz imkansız. Umarım. Yani birinin ölümünü istemek de çok günah belki ama üzülemiyorum da. Öyle şeyler yaptı ki. Az kalsın seni de benden alıyordu. Haklısın gülüm. Cevahir çok kötülük etti bize. Ölümden döndük. Ama olması gereken buydu belki de. Dünya bir mikroptan kurtuldu işte. Hiç değilse artık başkalarına zarar veremeyecek. En çok da Dilan için üzülüyorum. Hamile haliyle neler yaşadı. Allah'tan bebeğe bir şey olmadı da. Çok şükür. Ama biz de çok korktuk. Onun yerinde olsam ne yapardım bilmiyorum. Bir anda kocam, bir anda bebeğin. Çok fena. Nasıl atlatacak bunca şeyi? Dilan atlatır. Evladı için, Baran için dimdik ayakta durur. Anne olmak insanı böyle güçlü kılıyor demek ki. Evladı, ailesi söz konusu olunca gözü hiçbir şey görmüyor. Hadi uyuyalım artık ha. Sen de yoruldun. Olur. Oğlumuz. Kulağa ne hoş geliyor değil mi? Evet. Şimdiden anne babasını korumaya başladı bile. Tam bir küçük karabey. Olmasaydı bu kadar cesur davranabilir miydim bilmiyorum. Benim karım her zaman cesurdu zaten. Annelik ona daha da büyük cesaret kattı. Hadi uyuyalım artık. Bugün yoruldum. Elimi hiç bırakma. Bırakmadım. Bırakmayacağım. Hadi kapat gözlerini artık. Düşünme hiçbir şey. Geçti bitti. Uyumaya çalış biraz. Güzel günler bekliyor bizi. Yeni bir hayat. Yeni bir başlangıç bizi bekliyor. Sen... Ben ve çocuğumuz. Güzel bir hayat bizi bekliyor. Hadi. Hocam uyudu mu? Uyudu Cevrem, uyudu. Vallahi mışıl mışıl uyuyor bizim Dinoş. Artık rahat rahat yemeğimizi yiyebiliriz. Hadi afiyet olsun. Ah. Sağ. Tamam dur.
Ay döküldüm üstüne. Yok yenge, boştu zaten ya, sıkıntı yok. Harun. Sen de vallahi Yasmin'le takıla takıla bir sakarlık oluştu biliyor musun? E aşk olsun ama kuzen. E ne yalan mı? Hı? Ya yenge sakar falan ama yemekleri enfes. Bence önemli olan da o. Bakar mısın ya? Bak asla personelini harcamıyor. Hemen koruyor. Aa bak Cevrem, sen personel dediğin de aklıma geldim. Ya bu son zamanlarda bizim civara bir adam da dalmış galiba yani. Böyle lokantalar geziyormuş sıra sıra, ben öyle duydum. Aa, kimmiş ki bu adam? Bilmem. Ya ben duydum. Köşe yazarıymış galiba. Gurme falan. Ya bu internette blog falan yazıyorlar ya, onlardan işte. Allah Allah. Kim ki bu gurmeci? Vallahi bilmiyorum ama bir fırından bir şeyler yemiş galiba. İnternete de kötü şeyler yazmış. E bize gelirse? Gelsin. Ne olacak ki yenge? Biz ona hayatında yediği en iyi yemeği yediriz Yasmin'le. Değil mi Yasmin? Aynen öyle. Parmaklarını yer vallahi, parmaklarını. Günaydın sevdiğim. Günaydın güzelim. Çok güzel uyumuşum. Evet. Bebek gibi. Mışıl mışıl uyudum. Bu gece kabusa görmedim. Sen yine benim izledin uyurken. Evet. Çok güzel bir rüya gibiydi. Hiç uyanmak istemediğim bir rüya. Ama artık dinlendiğine göre biraz yoralım seni ha. Ne yapacağız? Yeni bir başlangıç yapacağız demiştim ya. Zamanı geldi. Baran, niye bilmece gibi konuşuyorsun? Neyin zamanı geldi? Anlat hadi. Peki. Senin için aldığım arsaya bir ev yaptırmaya karar verdim. Ara ara gidebileceğimiz, kendimize ait bir ev. Gerçekten mi? Gerçekten. Ya müthiş bir haber bu. Ama çok işimiz var. Ev yaptırmak öyle kolay değil. Bir an önce işe koyulmamız lazım. Dur dur. Şöyle yapalım. Bir mimar bulalım. Bize yardımcı olsun. Hayır, bence gerek yok. İkimiz hallederiz. Hem her şey bize ait olur. Peki. Sen nasıl istersen. Ama aklında ne olduğunu biliyorum. Kararsızlık yapmayacağım. Söz. O zaman ben hemen hazırlanayım. Hemen işe koyulalım. Havuç. Olur, sağ ol. Afiyet olsun. Şey, ne diyeceğim? Bu vegan kebap var ya, ona beşamel sos da ekleyelim mi? Fark etmez. İstediğini koyabilirsin. Ya sen öyle sos bos sevmezsin ki. Sonra bana kural mural falan deme. Bak, artık kural yok. Serbest.
Sen ne istersen o. Sahiden mi? Evet. Dükkan senin. Bu yemeklere tuz ekledin mi sen Harun? He yok eklemedim ya. Sen ekle yavaş. Hatta ayranı da eklersin. Tamam. Hoş geldin Akil. Hoş buldum. Cevahir bulundu mu? Cesedi henüz ulaşılamadı. Nasıl olur? Olay günü denizde akıntı çok fazlaymış. Ama siz merak etmeyin. O akıntıdan sağ kurtulması imkansız. Anlayacağınız dosya kapandı. Cevahir'in cesedini bulana kadar benim işim kapanmayacak. Baran, adamın düştüğü yeri gördün. Üstelik vuruldu. Sağ kurtulma şansı yok. Bu iş bitti. Ne olur artık. Neyse. Durum bu. Bilgi vermek için geldim. Benim emniyete dönmem gerekiyor. Konuşuruz. Abi, izin ver. Fırat abimle biz de bir bakalım şu konuya. Bir araştıralım ha. Peki. Bir de siz bakın bakalım. Bu şair de ortalarda yok. Ben de onun peşindeyim zaten oğlum. İyi düşünmüşsün baba. Bu işin peşini bırakmak için henüz erken. Yalnız bu araştırmalardan Dilan'ın haberi olmayacak. Yine aynı stresi yaşamasını istemiyorum. Bu iş bitti. Böyle bilsin. Baran bana fikir. Kusura bakmayın. Baran'ı yalnız sanıyordum. Bölmedim ama değil mi? Estağfurullah kızım. Gel gel. Konuşma bitmişti zaten. Ahşap mı yoksa taş mı karar veremedim bir türlü. Dilan için aldığım arsaya ev yaptıracağız. Ne? Başka bir eve mi çıkıyorsunuz abi? Yok canım öyle şey olur mu hiç? Ara ara değişiklik olsun diye gideceğimiz bir yer değil mi Baran? Aynen öyle. E o zaman şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Aynen öyle abi hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Sizin işiniz uzundur bakacaksınız edeceksiniz. Biz ufaktan gidelim. Hadi bakalım. Cevdet, hadi bitti mi işin? Az kaldı Cevriyem, durulanıyorum. Ay Cevdet, hadi hızlı ol biraz. Bak Dilaş uyuyor, ben de gireyim. Zaten bir korktum kaç gündür. Hadi Cevdet. Hadi diyorum sana ya, bekliyorum ya burada. Ya tamam, çıktım çıktım. Çıktım ya. Ne oldu, bir şey mi oldu? Cevdet, ha. Bu halin ne? Ne yapayım Cevriyem? Acil macil dedim. Vallahi kızacaksın diye çıktım ben de hemen. Gülme. Niye gülüyorsun? Yemin ederim hiç güleceğim yoktu şu haline bak. Gülme. Niye gülüyorsun? Dalga geçiyorsun benimle. Bak zaten yeni uyudu. Uyandırmayalım bak. Kurban olayım. Yok kocam yok. O mışıl mışıl uyuyor. Hiç uyanma. Sen merak etme. Hadi sen geç. Ben de gireyim artık. Ben anlatırım. Evet tamam. O
Allah'ım yarabbim. İnşallah uyanmaz ha. Uyandı Cevriyem, uyandı. Geliyorum kızım, geliyorum. Aşk olsun sana, sünger gibi kaldım burada, kurban olayım ya. Baran, ben bu ev konusunu düşünürken çok kararsız kaldım. Taş mı yoksa ahşap mı, bir türlü karar veremiyorum. Kafanı karıştıran ne? İkisinin de güzel tarafları var çünkü. Taş daha sağlam ve klasik bir his verirken ahşap da daha sıcak ve samimi bir atmosfer yaratıyor. Peki ikisini birleştiremez miyiz? Nasıl yani? Yani hangi odayı düşündüğümüze bağlı olarak malzemeyi değiştirebiliriz. Misal oturma odası için sıcaklık hissi veren ahşap. Ya da banyo için dayanıklı güzel bir taş gibi. Harika bir fikir. Zeki kocam, çok teşekkür ederim. Ne demek? Hayalini kurduğun evi birlikte kuralım diye buradayım. Aman hemen de havalara girer. Ne var bunda? Bırak biraz tadını çıkarayım ha. Neyse. Ev meselesini hallettiğimize göre ben şimdi biraz şirket işleriyle ilgileneyim. Ben de odayı sıkayım o zaman. Hayır olmaz. Hiçbir yere gidemezsin. Ben çalışırken burada kalacaksın. Gözümün önünde olacaksın. Nedenmiş o? İlham kaynağına ihtiyacım var. Tamam o zaman, ben de evimiz için tasarımlara bakayım. İyi fikir. Bu sitede çok güzel şeyler var. Kaydedip hepsini göstereceğim sana. Yeğenime mi örüyorsun gülüm? Evet. Yelek örmeye başladım. Eline sağlık gülüm benim. Bu arada abimler arsaya ev yaptıracakmış. Ya. Niye böyle bir şey yapıyorlar ki? Üzülme Gülbahçem benim. Biz de yaptırırız, ne olacak? Ya ondan mı dedim ben Fırat? Derdim ev değil ki. Zaten yazlık evi bize verdiler. Baran abimle Dilan konaktan ayrılacakları için üzüldüm ben. Ben de eltilik yapıyorsun sandım. Hani gelinler birbirini çok çekemezler ya. Ya aşk olsun Fırat, ben haset biri miyim? Dilan benim kardeşim gibi. Hiç gitmesini istemiyorum. Alıştık da birbirimize. Ya tamam gülüm, üzülecek bir şey yok. Temelli gitmiyorlar ki. Arada bir kafa dağıtmaya gidecekler sadece. Ya öyle desene Fırat. Neyse iyi bari. Yani bencillik ettiğimi düşünme. Elbette ben de kendi yuvaları olsun istiyorum. Ama biz Dilan'la bunca zaman birbirimize yarenlik, yoldaşlık ettik. O benim sırdaşım. En iyi arkadaşım. Ondan uzakta ne yaparım bilmiyorum. Allah'ım, yalan yok. Ben de seninle aynı düşünüyorum. Daha yeni kavuşmuşken abimden, yeni doğacak yeğenimden ayrı kalmaya hazır değilim henüz. Ama bir yere gittikleri yok zaten. Hep beraber buradayız hala, bu konakta. Baran. Ne oldu, bir şey mi oldu? Sancı mı oldu? Yok yok, bir şey yok. Bu dış cephenin boyasında kararsız kaldım. Üstelik sadece boyası da değil. Oda sayıları, mutfak dolapları, parkeler, bir sürü iş var. Hepsi çok güzeller ama aralarında karar veremiyorum.
Üstelik seçtiğim renk malzemeye uyar mı onu bile bilmiyorum. Baran, lütfen gülme. Bu sefer kararsızlıktan değil. Ya bu çok zor bir işmiş. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Benim mimar bir arkadaşım var, Hakan. Onu arayalım, bize yardımcı olsun. Ne dersin? Gerçekten de en doğrusu bu galiba. Seyit babam hep işini erbabına yaptıracaksın derdi. Çok haklıymış. Alo Hakan. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, ben de iyiyim. Şimdi biz Dilan'a bir ev yaptırmak istiyoruz ama malum bir anladığımız bir iş değil. Bu konuyla ilgili senin bize yardımcı olmanı isteyecektim. Ciddi misin? Yurt dışındasın demek. Olur olur, tamam, sen referans oluyorsan tabii ki çalışırız. Ama mümkünse bugün gelsin. Eyvallah, sağ ol. Görüşürüz. Ne oldu? Hakan yurt dışındaymış. Ama çok güvendiği bir arkadaşı varmış. Onu yönlendirecek. Gerçekten çok sevindim. Yoksa ben bu işin altından kalkamayacaktım. Bu arada kararsız biri olabilirim ama emin olduğum çok önemli bir şey var. Neymiş o bakalım? Çok güzel bir evimiz olacak. Ve biz orada çok mutlu günler göreceğiz. Beni dinle. Tamam, sözümden çıkma sen benim. Tamam işte, benden haber bekle. Seninle çok işlerimiz olacak. Ana, sen ne yapıyorsun bunu? Esas sen ne yapıyorsun? Bahçe köşelerinde böyle gizli saklı konuşmakla neyin nesi? Gizlisi ana. İş meselesi, iş güç. Bana bak Hasan. Eğer yine bir hinlik peşindeysen... Yok ana, ne hinliği? İş meselesi diyorum. Hiç mi itimadın yok bana? Yok. Nasıl olsun? Bana bak Hasan. Bizim bu aileye ettiklerimiz yeter. Aklını başına devşir. Eğer yine evlatlarıma, torunlarıma zarar verecek bir işler çeviriyorsan, oğul demem, canımın parçası demem, bu sefer kendi ellerimle boğarım seni. Yok ne? Haşa, tövbe ettim. Daha bu saatten sonra kimseye zararım dokunmaz benim. Dersimi aldım. İnşallah Hasan. İnşallah almışsındır. Yoksa ben dersini vermesini bilirim. Ya Harun, ne diyeceğim? Hani Cevdet abi bir gurmeden bahsetmişti ya. İki gün oldu, adam hala ortalıklarda yok. Belki de çoktan gelmiştir. Neticesinde bir sürü insan gelip gitti lokantaya. Yani içlerinden biri olabilir. Öyle mi diyorsun? Kimdi acaba? Ya bu gözlüklü, biraz kilolu bir adam vardı. Acaba olabilir mi? Böyle gıcık gıcık bakıyordu etrafa.
Vallahi bilmiyorum ki. Ama çok da önemli değil yani gelip gelmemiz. Ya öyle söyleme. Ya Bülent ona kötü şeyler yazarsa? Bak o mümkün değil işte. Onu baştan söyleyeyim. Bizim yemeklerimiz her zaman 10 numara zaten. Aşçımız da 10 numara 5 yıldız. Temizliğimiz, titizliğimiz de malum. Bir şey yazamaz yani korkma. Hiçbir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ben. Ha, yani ekstra bir performansa gerek yok diyorsun. Aynen öyle. Biz zaten iyiyiz. Şova da gerek yok. Biz olduğumuz gibi kalalım yeter bize. Ne oldu? Neye güldün? Ne bileyim çok tuhaf. Yani sen böyle konuşunca ben kendimi çok rahat ve güvende hissediyorum. Sahiden mi ya? Ne mutlu bana o zaman. Tamam devam edelim. Ya ne yapıyorsun burada? Bahçe işleri. Bu işleri yapan birileri var zaten. Niye kendini yoruyorsun? Yorulmuyorum ki. Aksine beni dinlendiriyor. Toprağa dokunmak, çiçekleri sulamak, onların büyüdüklerini izlemek huzur veriyor bana. Hem bu bahçe sevgimizin yeşerdiği yer gibi geliyor bana. Çiçeklerle, ağaçlarla birlikte sevgimiz de günden güne büyüyor. Her geçen gün daha da derine kök salıyor sevgimiz. Kalbimizi aynı yöne doğru büyütüyor gibi. Bu da beni çok mutlu ediyor. Senin mutlu olman da beni çok mutlu ediyor. Fazla yorma kendini. Yormam, merak etme. Kıyamam. Geçen hafta diktiğim şu çiçek soğuktan ne hale gelmiş baksana. Yaprakları dökülmüş. Biraz içeri alsam iyi olacak. İnşallah bunlar da üşümezler öyle. Aslında onları koruyan bir kış bahçesi olsa ne güzel olurdu. Baran Bey. Bir misafiriniz geldi. Hakan'ın bahsettiği mimar arkadaş olmalı. Hadi canım. Bu kadar erken mi gelecekti? Vallahi bu kadar çabuk gelmesini ben de beklemiyordum. Hadi gel gidip konuşalım. Az kalsın unutuyordum. Sicil. Gel bakalım gel. Yeni ev için bir kedi evi tasarlatalım mı? İster misin? Hiç istemez miyim? Harika düşünmüşsün Baran. Çok güzel olur. Hadi gidelim hadi. Tamam ben size o zaman günün menüsünü getiriyorum abi. Evet nihayet. Şu meşhur ev yemeklerini yapan yeri buldum. Tamam tamam. Ben tadına baktıktan sonra bloğa atarım. Bakın sosyal medyada metittikleri kadar yemekleri de lezzetli mi?
Merhaba. Şule ben. Hakan yönlendirdi size.